Yusuf Alabarda Asra Bedel Günler Bir tarafta 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve bunun ülke gündeminde oluşturduğu hava, diğer taraftan da son derece hızlı gelişen bir dünya gündemi. Sadece son birkaç hafta içinde Ukrayna'dan çıkarılmayı bekleyen tahılın Türkiye'nin ara buluculuğunda çıkarılarak dünya piyasalarına sunulması, Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatlı İran, Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının buluşması ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu baş döndürücü trafik içeride muhalefet tarafından görmezden gelinse ve Türkiye'nin dünya ile bütünleşen bir dış politika izleyeceğine dair bir takım beylik laflar kaleme alınsa da gerçekte Türk dış politikası kendi etki ve ilgi alanındaki tüm konularda küresel ölçekte bir aktivizmin içerisinde. Soçi'de Rus lider Putin'le yapılan görüşmede ortaya çıkan ruble ile ticaret, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Eylül ayında Özbekistan'da gerçekleştireceği toplantıya Türkiye'nin de davet edilmesi ve Suriye'ye yönelik olası harekat Avrupa ve Amerika'da Türkiye'yi kendi çıkarları zaviyesinden kaygıyla izleyen bazı başkentleri son derece rahatsız etmeye yetti. İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda çok önemli konulara temas ederek bir Türkiye vizyonu çizdi. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi temasıyla toplanan konferansta Erdoğan ortaya koyduğu Türkiye vizyonu, Türkiye'nin özgün bir harici siyaset ortaya koyma noktasında nereye geldiğini de göstermekteydi. Bu ülkede bırakın Suriye'ye harekatı ve Soçi zirvesi gibi batıdan ayrıştırılmış zirveleri, bu türden siyasetin onda biri bile hükümetlerin alaşağı edilmesine yeterdi de artardı bile. Erdoğan'ın Cengiz Aytmatov'dan alıntıladığı gün olur asra bedel cümlesi aslında içinden geçtiğimiz günlerin de önemini çok net bir biçimde ortaya koymaktaydı. Yeniden dizayn edilen dünyada Türkiye'nin gücünü emen içerideki kısır tartışmalardan ziyade gücünü tahkim edecek stratejik hedeflere yelken açması gerektiğine dair muazzam örnekler verdi. Elbette bu günlere kolay gelmedi Türkiye. Sırtında kırk hançer yarasıyla içerideki elitist zihniyete, karanlık odaklara, bürokrasiye çöreklenmiş yapılara karşı verdiği mücadelesini tek tek Anlattı Erdoğan. Gelecek döneme dair 2023 seçimleri nasıl bir tablo ortaya çıkarır bilemeyiz. Milletin takdiri herkesin başının üzerindedir. Lakin Türkiye'nin 2023 seçimleri öncesinde Suriye'de yarım kalmış güvenlikli koridorunu tamamlaması elzem gözüküyor. Bu kapsamda oluşturulacak koridorun batı merkezlerinde şimdiden sancısı başlamış durumda ve bu harekatların batı başkentlerinde daha iyi bir çerçevede ele alınmasına dair elçilerle yapılan istişari toplantı bu anlamda son derece kıymetliydi. Türkiye'nin açtığı bu güvenlikli bölgeye dair altılı masanın bugüne kadar ortak bir söylem geliştirememiş olması elbette kamuoyunda son derece kaygı uyandıran bir durumdur ve isteseler de istemeseler de bu konu gündeme getirilmeye devam etmelidir. Bu siyasetsizliğin ortaya çıkmasında HDP faktörü son derece etkendir ve bu yüzden mezkür konuda bugüne kadar kapsamlı bir ortak söylem hala kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bu sıkışmışlığın aşılması için muhalefetin borazanın niteliğindeki kanallarda Türkiye'nin güvenlik siyasetine dair ortaya koyulan güvenlik siyasetini itibarsızlaştırma gayretleri son derece hız kazanmış durumdadır. Türkiye'de kim terör eylemi istesin ki tarzındaki ilkel tespitlerle altılı masaya sunulan destek aşikardır. Lakin muhalefetin olası bir iktidarında CHP'nin tezkereye evet demeyeceğini de bugünden biliyoruz. Tezkereye hayır denilen bir ortamda Suriye ve Irak'ta askerimizin nasıl bulunabileceğine dair tek kelam yorum yapmayarak kim terörü neden desteklesin ki gibi değerlendirmeler şayet hakikati gizlemek maksatla değilse bu değerlendirmeleri yapanların kapasitesi hakkında son derece önemli bir delil sunmaktadır. Tüm bu hengameye ve belirsizliğe rağmen hükümetin Suriye ve Irak'ta elini daha seri tutması ve buradaki güvenlikli koridoru tamamlaması, Irak'ta Kandil, Sincar ve Türkiye sınırı arasında kalan alanı mutlak surette PKK'nın her türden hareketliliğine kapatması gerekmektedir. Millet İttifakı Olur da iktidar olursa, varsın oradan Mehmetçi'yi çekme kararını milletin gözünün içine bakarak verebiliyorsa versin. O gün geldiğinde HDP'nin desteği mi daha yamanmış, milletin şamarı mı hep birlikte görürüz. Bu nasıl bir nefret? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayı vesilesiyle Alevi vatandaşlarımızla Muharrem orucunu açması tüm nefretlerini ortaya dökmelerine yetti akla hayale gelmeyecek argümanlar üzerinden saldırılar yöneltiyorlar. Neden gitti? Bunlar hep seçim manevrası. Hünkar Hacı Bektaş ve Mustafa Kemal'in portresi neden yan duvara asıldı? Bu ülkede ne Aleviler ne Kürtler, ne milliyetçiler, ne Atatürkçüler, ne de dindarlar kimsenin arka bahçesi olmamalı. Lakin gelin görün ki herkes bir yerleri parsellemiş. Kim ki o has alanlara yaklaşmak isterse kızılca kıyamet kopuyor. Mehmet Ali Çelebi kimyalarını bozdu. CHP eski milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ kumpasları kapsamında atıldığı cezaevi günlerinde AK Parti ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair eleştirileri baki kalmak kaydıyla dile getirdiği Erdoğan'ın FETÖ ile verdiği mücadeleye dair paylaşımları, CHP sokağındaki bazı kalem ve kelam sahiplerini adeta çıldırttı. Birileri ekranda şeytan taşlarcasına Mehmet Ali Çelebi'ye saldırıyor. Diğeri de sosyal medya üzerinden sanki hala genelkurmay karargahında maiyetine seslenir gibi eski rütbesiyle seslenen üstenci paylaşımlar yapıyor, ve daha da ötesi hangi partiye gitmesi gerektiğine dair onun adına karar veriyor. Oysa hançerenizi yurt desteklediğiniz altılı masanın iki üyesi de partilerini bırakıp mezkür masaya bağdaş kurdu ve bugüne kadar sizi bunlarla ne işin var diye Kemal Bey'i eleştirirken görmedik. Yusuf Alabar da Türkiye Erkantan, Suriye'de Siyonist Yahudi Fırıldağı Rusya, Suriye'de hangi filme fırıldakları çeviriyor? PKK-PYD-YPG teröristleriyle siyasi parti görünümlü HDP mensubu terörist seviciler konusunda Amerika neyse Rusya'da odur. Çünkü bunlar Siyonist Yahudilerin Kürtleridir. Siyonist Yahudiler bu Kürt görünümlü Kürt katillerini bazen Amerika, bazen Rusya, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir. İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir. Resmen savaş var. Haçlı Siyonist Emperyalist Yamyamlar Cumhur İttifakı'nı düşman ilan ettiler. Cumhur İttifakı milletimizin ve devletimizin hakkını, hukukunu savunduğu için yalan ve iftira dolu saldırılara maruz kalıyor. Milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hapsetmek, haklarımızı gasp etmek isteyenler en sert şekilde karşılık görmesinler mi? Türkiye, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe kaydediyor. Yunanistan, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da kiralık bir katildi. O vakitler, İngiltere hesabına ülkemizi işgal etmişti. Şimdi de Amerika adına köpeklik yapıyor. Adalar Amerika tarafından silahlandırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emperyalist yamyamlara devletlerin de üstünde olan enerji şirketlerine ve dünyadaki para baronlarına haklı direnişini sürdürüyor. Türkiye'nin dış politikada başarısız olduğunu öne sürenler milletin ve devletin hakları savunulmasın mı istiyorlar? Yunanistan'a her istediğini verirsen, Akdeniz'de petrol, doğalgaz aramazsan, Suriye'de Siyonist Yahudilerin istediği Kürt görünümlü Yahudi devletini kabul edersen, milli paralarla ticaret yapma isteğinden vazgeçersen, Libya'da Haçlı Siyonist köpeği Hafter'den yana olursan, içimizdeki gazeteci, sivil toplumcu, iş adamı maskeli ajan provokatör hainlere ses çıkartmazsan uluslararası ilişkilerde sizi çok severler. Rusya'dan aldığımız S-400'leri çalıştırmıyorum, depoda çürümeye bırakıyorum derseniz Amerika ile harika ilişkileriniz olur. Gazze adlı açık hava hapishanesi. İsrail işgalcidir. Adı devlet olan bir terör örgütüdür. İnsan öldürüyorlar. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar daha daha fazla çocuk öldürüyorlar. Gazze'de Filistin'de yaşananlar Kudüs'ün Yahudiler tarafından işgali Türkiye Cumhuriyeti devletini her yönüyle hayati derecede ilgilendirmektedir. Yaşananların ve Filistinli kardeşlerimizin uğradığı korkunç İnsanlık dışı saldırıların din kardeşliği dışında da bizi ilgilendiren boyutları vardır. Daha önce de bu köşede sizlerle paylaştığım bir konuyu yeri geldiği için tekrar ilginize sunuyorum. Mesele sadece Gazze mi, Kudüs mü? İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar mı? Bu olaylar sadece Filistinli kardeşlerimizi mi ilgilendiriyor? Anlatalım efendim. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler? Yahudiler. Bunu neden istiyorlar? Tahrif ettikleri dini inançlarından dolayı. Aynı dini inançlarından dolayı başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar. Bugünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Tahrif ettikleri, eğip büktükleri Tevrat'tan bu anlamları çıkarıyorlar buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Eğer Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ederseniz, Gazze'de aynı gerekçeyle bu katil ve terörist İsrail Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor, edecektir. Geçmiş olsun Latif Şimşek. Meslektaşımız Latif Şimşek iğrenç bir saldırıya muhatap oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu üzücü hadisenin ardından bir kez daha tarihe sizlerin huzurunda not düşmek istiyorum. Latif kardeşime yönelik bu saldırı sokakta sıradan insanlar için de muhtemelen yaşanabilir durum arz etmektedir. Cumhur İttifakını Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi sevenler ve destekleyenler açıkça tehdit ve tehlike altındadırlar. Kendisine muhalifim diyenler iktidarı destekleyenlere yönelik her geçen gün şiddetini daha da artırarak bir nefret ve düşmanlık ortamı oluşturuyorlar. Kendilerine ait yayın organlarında sürekli olarak yalan, iftira içerikli, kışkırtıcı yayınlar yaparak taraftarlarını tahrik ediyorlar, nefret oluşturuyorlar ve çok ciddi bir kardeş kavgasına zemin hazırlıyorlar. Erkan Tan Takvim